Sevgili seyircilerimiz hadi gelin zayıflayalım, sağlıklı olalım. Peki nasıl yapalım? Bunu nasıl başaracağız? Şimdi Bunu konuşalım. şimdi Sevinç Hanım dediği gibi demin bir sirke söyledi. Biz de bugün size zayıflama sirkesi yapacağız. Ah çok güzel. Zayıflama sirkesi bu sirkeyi yemeklerden önce içtiğiniz zaman göreceksiniz. Farkı fark edeceksiniz. Çok değişik malzemeler kullanacağız. Harika bir şey olacak. Müsaadenizle hemen şöyle Gel seni böyle alayım. Ha. Ne yapıyoruz? Yine bir kabımız var. 5 litre bir kabın içine. 5 adet limonumuzu şöyle sıkıp sıkıp atacağız. 5 tane limonumuzu şöyle sıkıp sıkıp atacağız. Kardeşlerim limonları sarı kısmını soyduk. Beyazları duruyor. Çünkü her zaman söylüyorum beyazın içinde güzel maddeler var. Biz çekirdeklerini de atıyoruz. Çekirdeklerini almadık. Çekirdeklerini de atabilirsiniz. Yalnız limonları şöyle sıkıp atmanızda yarar var. Bu sirkeyi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu sirkeyi yemeklerden önce içtiğiniz zaman kilo vermede yardımcı olacak, akşam içtiğiniz zaman kilo vermede yardımcı olacak ama en önemlisi sizin probiyotik sisteminizi düzenleyecek. Probiyotik sistemi düzenlendiği zaman zaten beden kendi kendine her türlü şeyi halletmiş olacak. Her türlü hastalıktan korunmanın çaresi de zaten probiyotik sistemdir. Probiyotik sistemini de sağlayacak olan şeylerden biri de Sirke. Sirkedir. Ama hocam, çok döktüm ben, ya. Ben Hayır. alayım hocam. Hiç Hayır hocam şöyle, siz zahmet etmeyin. Şöyle hocam siz zahmet etmeyin. Dur canım, dur anneciğim. Hocamın canı o kadar tez ki. Evet, evet. Aceleden döktüm. <laughs> ben tamam. Şimdi, Şimdi probiyotikleri nereden alıyorduk? Sirkeden alıyorduk, sirkeden, yoğurttan alıyorduk. Sirkeden, tarhanadan, yoğurttan, dan. kefirden... ...bunlardan alıyorduk, turşudan alıyorduk. Yoğurttan alıyorduk, kefirden alıyorduk. Şimdi elmalarımızı da güzelce soyduk. Elmalarımızın kabukları durabilir. Çekirdekleri de durabilir. Elmanın çekirdeğinde çok güzel bir madde var. Kansere karşı koruyucu özelliği ispatlanmış bir madde. O yüzden biz kabuklarıyla beraber çekirdekten de atıyoruz. Yaklaşık iki üç tane de elmayı attık. Ne yaptık? 5 tane limon dedik. 2 tane de büyük elma dedik. Bunları attık. Şimdi gelme olmazsa olmazımız ne? Yeşil çay. Aa. Yeşil çay da kilo vermede çok faydalı. ...sirkinin içine katacağız Ne kadar kaçacağız? Yaklaşık bir fincan kadar yeşil çay kaçacağız. Evet. Sonra neyimiz var? Ne yeşil kahvemiz. Hocam? Yeşil Aa, kahve... ...kafein etkisiyle... ...kafein etkisiyle kilo vermede çok faydalı. Onun da tozundan... tozundan ...bir fincan da ondan koyduk. Peki bu yeşil kahveyi nerede bulacağız? Her türlü kahvecilerde var. Her türlü baharatçılarda var... Kahvecilerde de bulabilirsiniz. Bağırışçılarda da bulabilirsiniz. Kardeşlerim yeşil kahve. Yeşil çay. Hı hı. Şimdi olmazsa olmazımız neydi? Bir çorba kaşığı tuz. Kaya tuzu mu? Kaya tuzu kesinlikle. Hı hı. Bir bardak sirke. Ne sirkesi olursa olsun. Piyasa sirkesi de olabilir. Marketten aldığımız herhangi bir ha, sirke olabilir kesinlikle. mi? Kesinlikle. Üstüne de 4 litre suyumuzu koyuyoruz. Kardeşlerim burada önemli olan... Kesinlikle ve kesinlikle bunu tahta kaşıkla karıştıracaksınız. Başka kaşık koymayacaksınız. Ve eğer bu sirkeyi yaparken üstünde bir barlanma, beyazlanma olursa o önemli değil. Ama küf gibi bir şey görürseniz onu alıp atacaksınız. Muhakkak tahta kaşıkla karıştıracaksınız. Yaklaşık 20 gün bir ay içinde bu sirkeniz olacak. Olduğunu nasıl anlayacaksınız? Limonlar, elmalar aşağı doğru çökecek tadından da bakacaksınız arada elinize girip böyle sıkmanızda yarar vardır serin bir yerde üstünü bezle kapatacaksınız üstünü bezle kapatacaksınız lastik koyacaksınız böyle bezle neden kapat üstünü bezle kapatırız fermentasyon olacak içeride eğer biz kapak kapatırsa patlama yapar hı hı. o yüzden muhakkak bez koyacağız böyle kapatacağız hı hı hı. ağzını İçerideki fermentasyon olacak bu arada gelip karıştıracağız bir daha söylüyorum yeşil çayda ve kahvede böyle hafif küflenme görürseniz onu tahta kaşık alıp atınız ama beyaz barlanmada problem yok. Hı hı. Bunu yaklaşık 20 gün kadar bekletiniz. 20 gün sonra bunu süzünüz. Serin bir yerde bekleyecek. Sakın sıcakta beklemeyecek. Serin tamam. bir yerde bekleyecek. 20 gün sonra süzünüz. Şişelere koyunuz. Buzdolabında duracak. Bundan bizim evde ne yapıyoruz? Her gece yatarken içiyoruz biz birazcık. Ama ben iyice kilo vermek istiyorum diyenler aç karnına sabah, öğle, akşam, gece yatarken içebilirler. Ama ben aç karne içerken sıkıntı oluyor. Nasıl sıkıntı oluyor? Midemi rahatsız ediyor. O zaman ayran yapsınlar bundan. Hiç midelerini rahatsız etmeyecek. Görecekler ki mükemmel bir şekilde kilo verdiklerini, faydasını görecekler. Tarih Bize de ekranda. çok dua edecekler. Bağırsakların güzel çalıştığını görecekler. Kendilerinin daha diri olduğunu görecekler. Şimdi bunu e, yine söylüyorum hocam. Mesela kalp hastası olan, şeker hastası olan, <laughs> tansiyon hastası olan, <laughs> mide hastası olan herkes tüketebilir. Harikasın. Kesinlikle ve kesinlikle kalp hastası olanlar herhangi bir ilaç kullananlar, herkes herkes kullanabilir. Ama yine de yine de en önemli şey doktorlarının söylediğidir. Tabii. Ama bizim tavsiyemiz herkes kullanabilir. Sevgili kardeşlerim midemi rahatsız ediyor diyenler bundan bir fincan alsınlar bir fincan da yoğurtla karıştırıp yesinler görecekler ki midelerini de ağrıtmayacak. Bir şeyle karıştırıp içebilirler değil mi? Bir de bizim sirkemiz piyasadaki iyi yapan firmalara saygı duyuyorum. Piyasadaki bazı asitli sirkeler gibi değil. Asitle çabuk yapıyorlar. Bizimki tamamen doğal olduğu için. Hiçbir şekilde midenizi rahatsız etmeyecek, aksine midenizi de rahatlatacak. Peki bunu sirke. salatalara vesaire kullanabilir miyiz? Her şeyi kullanabilirsiniz. Her şeyi kullanabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz ama dediğim gibi de içtiğiniz zaman da göreceksiniz çok rahatlayacaksınız. Her derde deva bir sirke tarifi verdik Aynen öyle. ama özellikle hangi derdinize şifa olacak? Kilo vermenize Kilomuz yardımcı varsa. olacak. Çünkü metabolizmanızı hızlandıracak. İmmu sistemimizi hızlandıracak. Bunu alacağız dolaba koyacağız hocam. Evet. Dolaba koy yani Sakın kaçırmayın bunu. Ara ara çok içeceğiz. Mor... Evet, evet, Ve göreceksiniz evet. yağlarımızdan 20 gün, kurtulacağız. 20 gün sonra süzeceğiz. 20 gün sonra süzeceğiz. Arada tahta kaşıkla karıştıracağız. Hadi bakalım. Tamam. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Evet. Şimdi bize en çok gelen sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi de sizi çok iyi anlıyorum. Özellikle diyet yapma sürecinde karnımız o kadar acıkıyor ki mesela bir öğünü tamam güzel diyet yapıyoruz ikinci öğünü yapıyoruz fakat üçüncü öğünde bir açlık krizine tutuluyoruz Aynen. ki Aynen. sanki o öğünlerde hiçbir şey yememişiz gibi öbür öğünde onun acısını çıkartıyoruz tamam. yani karnımızda sürekli acıkıyor var mı hocam bizim hemen tutan, şimdi çok güzel bir şey anlatacağız. Zayıflamaya yardımcı. Çok yardımcı hatta şöyle ben diyet yapıyordum ama arkadaşın davetine gittim ben orada pasta yedim diyenler Hemen gelecekler eve bunu yiyecekler. Ta süper. Siz de yer değiştirelim hocam. Hemen anlatalım. Bu da bir mucize gibi bir karışım. Lütfen denesinler. Çok çok faydasını görecekler. Neler olduğunu hemen anlatalım. 100 gram kadar çörek otunu bir cam kavanoza koyacağız. Dövülmüş olursa daha da iyi olabilir. 100 gram mahlep. Baharatçınızdan ölçülerde alacaksınız. Malzemeler ekrana evet. geliyor bu arada. Sevgili tamam. seyircilerimiz. 100 gram çok tutan. tarçın. Zayıflamayı kolaylaştıran. Kolaylaştıran. Muhteşem bir karışım. Evet, 100 gram zencefil, 100 gram zerdeçal ve bunların iki misli kepek. Bildiğimiz buğday kepeği. İşte şimdi bu karışımı, bu karışımı böyle bir kavanoza koyacağız. Güzelce karıştırdık. Çörek otu, mahlep, tarçın, Zencefil, zerdeçal, kepek ve yoğurt. Tamam. Ama biz sadece kuru olan malzemeleri şu anda kavanoza koyduk. Koyduk evet. Ve hepsini birlikte karıştırdık. Aynen öyle. Sonra ne yapacağız? Bundan dolu dolu bir çorba kaşığı kadar bir çorba kaşığı kadar Şöyle dolu bakalım. dolu alacağız. Bir çorba kaşığı kadar dolu dolu alacağız. Emine bize oradan bir çorba kaşığı ha. getirebilir misin? Bir çorba kaşığı kadar dolu dolu alacağız. Bunu yaklaşık... 2-3 çorba kaşığı kadar yoğurtla karıştırıp yemeklerden yarım saat önce yiyeceğiz. Peki bunu buzdolabında mı saklayacağız ha, hocam? Serin bir yerde saklayacağız. Evet. evet. Bu karışımı buzdolabında saklıyoruz. Koyduk öyle. Bu ovne. karışımdan bir çorba kaşığı kadar aldık, bir çorba kaşığı. Bir çorba kaşığı kadar aldık. Hı hı. Buna iki 3 çorba kaşığı kadar yoğurt karıştırıp hı hı. yemeklerden önce yiyeceğiz. Yoğurt olmazsa alternatif ne yapabiliriz? Yo yoğurt olmazsa çorbanıza bunu katabilir çorbanıza miyiz? katabilirsiniz, köftenize katabilir. Ne isterseniz katabilirsiniz. Ama Bilhassa bir şey yediniz geldiniz mideniz kazınıyor gibi oldu. Yediğinizde göreceksiniz ki hemen sizin rahatladığınızı hissettirecek. Şekerinizi aşırı şekerinizi yaktığınızı hissedecek. Mükemmel bir karışım. Evet hatta ben şöyle bir dakika orada oluyor koymuşuz biz koyduk. sevgili, için sevgili seyircilerimiz hocam şunu demek istiyor aslında pasta börek yediğiniz zaman daha çabuk acıkıyorsunuz Aynen. o anda tokluk hissiniz çok yüksek oluyor Aynen. harika böyle yükseliyor. ama bir saat bir buçuk saat iki saat sonra o açlığınız öyle artıyor ki mideniz kazanıyor sanki evet. hiçbir şey yememişiz gibi hocam da diyor ki o kadar e, gıdayı tüketip de üzerine bir de o açlıkla sakın gidip yemek yemeyin siz en iyisi bu karışımı alın yiyin bakın göreceksiniz mükemmel bir şekilde hem tok tutucu özelliği var hem de sofraya oturduğunuzda bir şey yeme ihtiyacınız olacak bunu yiyiniz bunu yedikten sonra üstüne bir bardak kadar maden suyu ya da bir bardak kadar su içiniz göreceksiniz hem o yediğiniz şekeri nötralize edecek hem de sizi tok tutacak bir karışım bir oldu aslında Bu... ne de bir görelim şöyle diğer malzemeleri ekrana getirelim çörek otu ne işe yarıyor hocam çörek otu Dert, her derde deva de, demiş peygamberimiz. Hı hı. Vücudumuzun immün sistemini güçlendiriyor. Antioksidan zehirleri atıcı özelliği var. Çölük otu öyle enteresken tiroid hormonlarımızı bile düzenleyici özelliği var. O kadar güzel bir şey. Bağırsaklarımızı çalıştırıcı hı hı. özelliği var. İçindeki yağı ayrı güzel. Böyle yemek ayrı Peki, güzel. Peki mahlep ne işe yarıyor? Mahlep işte şekeri düşürücü özelliği var. Çok güzel şekeri düşürücü özelliği var. Tarçının da aynı şekilde... Şekeri düşürücü şekeri özelliği. Şekeri dengeliyor. Dengeleyici özelliği var. Bilhassa seylan çin tarçından çok seylan tarçının yani baharatçının size onu söyler. O çok önemli. Kokusunu hissedin. Güzel bir tarçın olmasını dikkat edin. Zencefil zerdeçal zaten. Zencefil zerdeçal da metabolizmayı hızlandırıyor. Antioxidan özelliği var. Olmazsa olmaz. Metabolizmayı hızlandırdığı için kanını sızdı şey yapıyor. Dolayısıyla enerji yaktırıyor size. Peki. Ve her türlü doğal antibiyotik özelliği var. Baya mesela bunu yiyin koronadan da korunun. Bakın bu çok güzel vücudumuzun doğal antibiyotik özellikleri olan sizin bağışıklığı bağışık güçlendiren, güçlendiren bir, şey. bir şey. O zaman çok şöyle diyelim. Bu tarife haksızlık olmasın hocam. Sadece tok tutan değil. Tok tutan. Tok tutan. Bağışıklığınızı bağışıklığı güçlendiren, güçlendiren zayıflamanıza yardımcı, olan, vücudunuzda zehri atmasına yardımcı olan, şekeriniz varsa şekerinizi düşüren mükemmel bir karışım kesinlikle ve kesinlikle bunu yapınız. Evinizde dursun. Çok fark edecek, çok memnun kalacaksınız. Hocam tariflerinizde... Yemeklerden yarım saat önce bunu yedik. Üstüne de bir bardak maden suyu ya da bir bardak su içtik. Sofraya oturduğumuzda göreceksiniz çok fazla yemek yeme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Çünkü içerideki kepek şişecek. Sizin midenize tokluk hissi verecek. Şimdi sevgili seyircilerimiz hayattaki en önemli şeylerden bir tanesi tansiyon. Tansiyon bir çıktığı zaman kendinizden geçiyorsunuz. Yani yani o anda dünyanın en güzel lezzetleri bile önümüze gelse e, en çok sevdiğiniz bile yanınızda olsa sağlığınız yoksa hiçbir şeyin der Aynen öyle. Ee, çaresi olmuyor. Omega 3, 6 ve 9 vitamin deposu sürüldüğünde sarkmalara cilde faydalı, içildiğinde tansiyonu dengeleyen, kemik güçlendiren incir çekirdeği yağ yapacağız. Bu bir mucize.